Merhaba arkadaşlar, yeni çizim videoma hoş geldiniz. Bu sefer de bir çivi çizimi yapacağım. Ama öncelikle size bir boya tanıtmak istiyorum. Daha doğrusu boyalar tanıtmak istiyorum. Çünkü onlarla başlayacağım ve hani 35'li boyanız, kuru boyanız varsa bile boya hazinenize daha fazla hazine katacak güzel boya bunlar. Monami'nin yaptığı metalik boyalar. Amacım reklam yapmak değil ama ya bununla başlayacağım. Çizimi uça tanıtmak istedim. Çizimin bazı yerlerinde de kullanacağım bir boya türü. Normalde kağıt üzerine çizimde çok ekstra bir şey göremeyebilirsiniz ama siyah ya da lacivert gibi çok koyu alanların üzerine yaptığınız zaman, kağıtların üzerine ya da benzer şeylerin üzerine yaptığınız zaman etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçek anlamda neden metalik olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi başlayalım. Bir tane çiziyorum tabii ki de. Daireden şöyle bir çizgi ortasından. Yan çizgiler mümkün mertebe düz olacak bir yerde birleşecek şekilde. Hatta bunu yapmayayım. Şunu da şöyle göstereyim. Tamam. Altından bir kavis çekelim. Çok fazla yuvarlak, yani çok fazla dairesel ya da çok fazla hani biraz daha düz olsa da olur. Arkasından biraz daha uzatıyorum. Eksik çünkü bu bir. Ben açı verdim bir açıdan da. Yapmak istediğim şekilde. Şimdi aynı çizgiden şu şekilde çizgiyi sıfırlanacak şekilde boyun çıkardım. Oldukça minik bir boyun. Kafayla bayağı bir orantısız bir boyun. Ama o kadar sorun değil. Çivilerde, kızlarda da erkeklerde de kafanıza göre hani vücudun çok çeşitli yapı isteyen kısımlarını yapmasanız olur. Çünkü biraz daha estetik ve biraz daha şirin olması lazım. Şirin olması hasediyle yapan çizimlerdir çivi çizimleri. Şöyle. Bacak çizimlerini ben ne kadar öğretsem anlatsam az. Onu en iyi kendiniz internetten başka resimlere bakarak ve onları taklit ederek öğrenebilirsiniz. Yeni başlıyorsunuz. Ve biraz da çivi çizimleri. Gerçekten çivi çizim yapmak istiyorsanız çok çeşitli kişilerin nasıl çivi yaptığına bakın. Özellikle iyi çizenlerin. Hani illa şey görmek zorunda değilsiniz hani bunun için. Nasıl desem. Benim yaptığım bir eğitim videosu ya da aşamalı çizim görmek zorunda değilsiniz. Kendinize bakıp da neyin, hani görüp de neyin nasıl olduğunu düşünerek bulabilirsiniz. Ve belirli bir yerden sonra da benim gibi taslakla birlikte direkt çizmeye geçebilirsiniz. Hatta taslaksız yeri gelince. Kolları yapıyorum şimdi de. Oldukça ince omuzlar. Daha doğrusu küçük değil, ince değil de küçük yani, evet. Az öncekine benzer bir teknikte yine kolları yapalım. Ve elleri yapalım. Elleri de yine bacaklar aynı şekilde öğrenebilirsiniz. Ya kendi elinize bakarak da çizerek de öğrenebilirsiniz. Ben o şekilde öğrenmiştim. Yeni tekniklerine bakarak da öğrenebilirsiniz. Çok çeşitli şekilde öğrenebilirsiniz. Tabi isterseniz el yapımına dair bir video çekebilirim. Çok iyi el yaptığımdan değil. Sadece kötü yapsam bile bazı püf noktalarını bilebiliyorum. O kadar.
Güzel çizimleri internetten araştırıp da hani bakmanızı istememin bir sebebi daha. Neyi fazla yaptığınızı, neyi az yaptığınızı belli kriterlere göre hani az çok kendiniz baktığınızı bilmeniz lazım. Ya kesin bir şey olacağından değil de, ya kesin bir çivi çizimi şekli olacağından değil de hani belli bir estetiğe göre yargılamak açısından. Şimdi gözleri yapıyorum. Gözlere perspektif vereceğim arkadaşlar. Onun için şöyle iyi göstereyim. Şöyle. Göz çizim şeridi. Belli bir yerden sonra göz çizim şeridini kullanmasanız da olur. Şöyle. Yatay bir çizgi çektim. Kirpik ya da gözün geri kalan kısmını istediğinizi diyebilirsiniz. Çok fark etmez. Göz içi. Gölgelendirme şeridi, gölgelendirmenin altı ve üstü tırama çizgileriyle. Bunu yaparken de benim az önceki yaptığım şöyle tesadüfen ya da bir şekilde boşluk bırakabilirsiniz. Hani çok da güzel görünür. Kaşlar. Bu seferki çizim gereği biraz şey yaptım. Kalın yaptım. Kalın yapsanız sorun olmaz. İnce yapsanız sorun olmaz. Hiç çizmeseniz gene sorun olmaz. İstetik olması için yapıldığında birçok şey sorun olmaz çivi çizimlerinde. Burun ve ağız. Şöyle bunu daha farklı yapayım. Şöyle yapayım. Tamam. Sonra karakter saçı. Şöyle. Burada bir duygu verirken kaşları, ağzın şekli ve gözün şekli hepsi birden önem taşır. Tek bir tanesi önem taşımaz. Gözleri de büyük yapması sebebi duyguları daha fazla belli etmektir zaten. Amacı odur. Ama yine de hani derim ya ağzı ve kaşları da unutmayalım. Onları da mutlaka dahil edelim. Yapmak istediğimiz, vermek istediğimiz duyguya. Hatta buna ek materyaller koyalım. Yüzün kızarması, gözyaşı akması ya da gözde çıkan damarlar gibi. Sinirden dolayı tabi. Kulakları da mutlaka gözün şu şekilde çapraz altında olsun arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Biraz karışık görünebilir oradan bakınca ama kendi çiziminizde bunu yaptığınız zaman kafa karışıklığı çok yaşamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü siz çizmiş olacaktınız sonuçta. Biraz da tabii ne kadar kontrol yaptığınıza bağlı bir durum. Şimdi kıyafet. Düğmeleri kocaman çizeceğim. Şirin olsun diye. Biraz daha iyi. Hani daire iyi kafa daire yani iyi kafadaki daireleri iyi çizmek için ya da
çivi çizimlerindeki kavisleri de düzgün yapabilmek için bir sayfa boyunca şöyle bir kenardan başlayıp şöyle oldukça düzgün daireler yapmanızı öneririm. Yapmaya çalışmanızı öneririm. Hani gerçekten çok düzgün yapasıya kadar devam edin. Size bunu öneririm. Bir sonunuz sırrınız olmasın. Eliniz çok ağrıyacaktır ama olsun. Birkaç günü de yayabilirsiniz bunu. Ve düzgün olmasına dikkat edin. Hani mutlaka düzgün olsun. Yamuk falan hataya çok da fazla kendiniz için tolerans göstermeyin bana sorarsanız o konuda. Çünkü ilk başta düzgün yaptığınız zaman daha sonra daha kolay oluyor bazı şeyler. Şöyle yapayım ya da kolay yoldan. Uğraşıyorum değil mi? Saç hatları yüzünden biraz kıza benzedi. Ama olsun ayarlarım ben onu. Kareye çıkmamış. Şöyle göstereyim kafayı da kusura bakmayın. Belki görmediğiniz kafayı. Şöyle beden. Kağıt çizelim elinde. Şöyle. Uzatalım. İçini silelim. Da siyah olacak. Böyle. Şimdi bir sonraki boyamaya geçelim. Kendiliğinde yapmak için belki bazılarımız bilmiyordur. Let's Color Up markasının 12'li kuru kaleminde ten rengi bulunmaktadır arkadaşlar. Ama bunun yanında tek başına ten rengi yetmiyor. Güzel bir renk tamam ama turuncu Faber-Castell'in yine Faber-Castell'in kırmızı, pembesi, açık kahverengisi, koyu kahverengisi, biraz daha koyu kahverengisi ve muru ve yine metaliklerin açık muru. Öyle gözükmese bile boyasını anlayacaksınız arkadaşlar. Ten rengiyle başlayalım. Ten rengi dedi. Tamam, koyu kahverengiyle de.
ipliğimizin de ucunu kör elini fark ettikten sonra çok fazla üzerine gitmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir iki tık açalım, devam edelim. Tamam. Ve benim gibi eli aşırı terli birisiyseniz mümkün mertebe elinizi resmin kendisinin üzerine koymayın. Daha üzerine üçüncü bir kağıt koyup da elinizi o kağıdın üzerine koymanız daha iyi olacaktır. Ama şimdi ben üşeniyorum arkadaşlar. İki dakika. Resim yapabildiğiniz ya da yapamadığınız resim hani kısımlarına göre kafanıza göre çevirmeniz çok iyi bir şeydir. Daha kolay ve rahat yapmanıza sebep olur. Şöyle yapayım tekrardan. Şu an çok ekstra yaptığım bir şey yok. Ama belki görmek isteyenler vardır diye şey yapmıyorum. Durdurmuyorum. Şimdi kıyafeti yapayım bedene geçmeden önce. Ama bunu ben en iyisi siyahla yapayım. Kıyafet kısmını. İnce hafif bir çizgi. Göbek. Çok tatlı. Kağıdı da aynı şekilde. Baş parmağını alayım. Doğru buraya. Ha, tamam doğru. Yanlış oldu. Sorun değil ama çok fazla. En azından kağıt ya da çok beyaz şeylerde çok dert değil. Dert aslında ama panik yapmaya gerek yok yine de. Tamam. Küm mertebe düz bir çizgi. Ama çevirmediğim için beceremedim kağıdı. Neyse. Ne oldu biraz ama ne yapayım? Dediğim gibi taslağın üzerine 100 lira gitmeyelim. Taslakta yaptığım hatalar olacaktır çünkü. Çizimle de yapabilirsiniz şimdi yaptığım gibi. Bu işin kötü yönü bunu geri almak georeziyeti. Yani kuru boyalarda. En azından benim için. Şimdi normal rengi boyadıktan sonra gölgelendirme vesaire yapacağız. Onun için tenden başlayalım. Birçok yeri bu şekilde yumuşak bir şekilde boyayalım. Ten rengine.
yapmadığımız kısımlarda sarıya boyayalım arkadaşlar. Sarıyı da saymamışım ama neyse. Çok hafif olsun ama yani çok öyle bastırmayın ya da çok belli edeceğim diye uğraşmayın. Benden tavsiye. Şimdi koyu olacak kısımlarda ten rengini biraz daha şey yapıyorum. Biraz daha üstüne düşüyorum o kısımlarda ten rengini. Şu şekilde işte. Özellikle yanaklarda çok yapalım. Alında çok yapalım bunu. Ve gölgelerde mi yapacağımız yerlerde çok yapalım. Sonra turuncuya geçelim. Unuttuğumuz yerleri turuncuyla koyulaştıralım. Koyulaştırmayı unuttuğumuz daha doğrusu. Göz şeyi. Fark ettiyseniz genelde şöyle dip dip teker teker başka bir deyişle de tarama çizgileriyle yapıyorum. Tarama çizgileri iyidir her yani birçok şeyde çok işinize yarayacaktır tarama çizgileri. Onun için mümkün mertebe düzgün tarama çizgileri yapmayı öğrenin derim. Bir de şuradan. Ve şuradan. Çizgiyi yok etmeye çalışayım. Tamam. Gidecektir. Saçın gölgesini kahverengiyle tenin üzerine yapabiliriz. Daha doğrusu ben öyle yapıyorum. Ve bir deniz gölge oldu. Yapayım durun. Şurada koyuluk oldu. Göremediniz belki siz ama. Tamam. Eli. Özellikle de buraya. Saçı da yapayım. Ama saçın iç kısmına hamur yapayım. Gölgelendirme, daha doğrusu ışıklandırma yapacağım yere mor yapıyorum. Kendi isteğime bağlı olarak. Siz de kendi isteğinize bağlı olarak sarı yapabilirsiniz. Pembe yapabilirsiniz. Genelde açık renkler yapmaya özen gösterelim. Ya da açık duracak renkler yapmaya özen gösterelim ama ışıklandırmanın olacağı yere. Bu kadar. Şimdi kendi koyu kısımlarını da yapayım. Laf olsun diye. Buraya da. Saçta da böyle tarama çizgileriyle gene böyle ip ip. Daha önce öğrettiğim gibi kardan şey yapmaya özen gösterelim. Bu kadar.